21 Ekim pazartesi gösteriyor takvim yaprakları Eskişehir Eskişehir.net'ten onda ondan herkese merhabalar. Mutlu bir gün, mutlu bir hafta, güzel gelişmelerin yaşandığı bir süreç temenni ediyoruz sizlere. Eskişehir'de hafta boyunca tam 20 derece olacak sıcaklıklar. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma şimdiden baktığınızda hava durumunda tahmini sıcaklığın hafta içindeki tüm günlerde 20 derece olduğunu göreceksiniz. Hani kombileri yakmadan, merkezi sistemler çalışmadan atlatılabilecek bir hafta gibi görüyor. İnşallah da öyle olur sevgili izleyenler. Gündemde ne var? Eskişehir'in gazetelerinde hafta nasıl başlamış? Başlıklarda, manşetlerde, spordaki gelişmeler nedir? Merak ediyorsanız kendinize bir çay söyleyin ya da bir kahve söyleyin. Şöyle oturun 2 dakika biraz telefonunuzun ya da bilgisayarınızın sesini açın. Ben sizin yerinize efendim bunları okuyup sizleri bilgilendirmiş olayım. Şehrin gündemini takip edenler bir adım öndedirler. Ne olup bittiğine şehir duygusuyla, sorumluluğuyla yaklaşanlar biraz daha avantajlıdır. Bu dipnotu ekleyelim. O yüzden lütfen şehrin ekranlarını ve gazetelerini takip etmeyi ihmal etmeyin. İstikballe başlayacağız. Bugün Çözüm sürecinizin bedelini millet ödüyor diye bir başlık karşılıyor bizi. İyi Partili Aydın'dan hükümete Suriye eleştirisi. İyi Parti'nin düzenlediği üye kayıt kampanyası, tanıtım ve katılım töreni yapıldı. Törene katılan Teşkilat Başkanı Koray Aydın hükümeti Suriye ve dış politika konusunda eleştirdi. 2011 yılını hatırlayın diyor Aydın. O günden bugüne gelen o tarihi süreç içerisinde öngörüsüzlük hesap vermezlik bölgenin kralı olacağım anlayışıyla bir hafta sonra Suriye'de namaz kılacağını iddia edenlerin girdiği maceranın bizi soktukları o bataklık içerisindeki tekim, tepinmelerinin bugün bizi getirdiği bu noktayı Türk milleti adına sorgulamak gibi bir sorumluluğumuz var. Bunu da yapacağız diyor Koray Aydın. Devam edelim. 2 Eylül'ün manşetinde Esogü umut oldu diyor. Osman Gazi Üniversitesi işitme engellilerin iletişim problemlerini çözecek önemli bir projeye imza attı. TÜBİTAK'tan alınan destekle geliştirilen engelsiz çeviri programıyla yazılar direkt işaret diline çevrilebilecek. Bakın önemli bir gelişme. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Matematik Bilgisayar Bölümü öğretim üyeleri Doktor Ahmet Faruk Aslan'la Doktor Özer Çelik tarafından TÜBİTAK'tan alınan destekle engelsiz çeviri programı geliştirdi. Geliştirilen program Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon, dünyada ise 360 milyon işitme engelliye umut oldu. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da umut. Bakın o yüzden diyorum çok önemli diye. Teknopark'ta 7 kişilik bir ekiple yapılan program Türkiye'de kullanılmaya hazır. Kamu ve özel sektörde işitme engellilerle yaşanan iletişim probleminin önüne geçecek program engelli vatandaşlar yanlarında biri olmadan işlerini halledebilmeyi sağlıyormuş. Ellerine sağlık, yüreklerine sağlık. İnşallah bu fizibilitesi yapılmış, kullanıma hazır olan program gerçekten sağlıklı bir şekilde, gerçekten bu iletişim sıkıntılarını, sorunlarını ortadan kaldırılabilecek e, düzeyde geliştirilmiş bir program olur. E, pek çok efendim Allah razı olsunu da e, almış olurlar. Çok önemli e, bu konunun altını çizerek belirtmek istiyorum hem Osman Gazi Üniversitesi'ne hem de Doktor Ahmet Faruk Aslan'la Doktor Özer Çelik'e teşekkürlerimizi gönderelim. Sakarya'nın manşetinde halk ABD'ye güvenmiyor diye bir başlık karşılıyor bizleri sevgili izleyenler. Suriye'de yapılan Barış Pınarı Harekatı'nda ABD ile yapılan anlaşma sonucu harekata 5 gün ara verildi. Eskişehirliler ise hem ABD'ye hem de yapılan anlaşmaya güvenmiyorlar. Ne zaman güvendik ki? Yani Amerika Birleşik Devletleri ve güven yan yana pek gelmeyen kelimeler dünyanın pek çok noktasında emperyalizm dendiği zaman akla gelen baş ülke e, dolayısıyla Amerika ileri demokrasi götüreceğim dediği tüm Orta Doğu topraklarında aslında İsrail ile birlikte neler yaptığını referans olarak önümüze koydu yıllar içerisinde. İnanıyorum ki e, bu bölgedeki planları, bu bölgedeki anlaşmaları da vatandaşın dediği gibi e, güven vermeyen, yarın perde arkasında ne olacak diye soru işareti koymamız gereken gelişmeler. Örneğin 68 yaşındaki bir emekli Bahriye Güllü, iç açıcı olmayan bir durdurulma Belirsizlik söz konusu, güven yok Amerika'ya. Ne yapacağını bilemiyoruz. Durdurduk diyorlar ama şehit veriliyor yine demiş. 23 yaşındaki bir öğrenci Göksel diyor ki, sözler yerine getirilirse harekat masada kazanıldı. Harekatı sürdürme kararı verilirse bu durdurma süreci PKK için güçlenmesini sağlayacak zaman dilimidir diyor. Ee, bakın bu nokta önemli. Evet, bu süreç hani birkaç günlük. Ee, Başka bir amaca hizmet edebilecek bir sürece dönüşebilir. Orada PKK ya da yandaşları başka bir güçlenmeye mevzi alma hazırlıksız belki de beklemiyorlardı yakalanma sürecini telafi etmek için de kullanabilirler bu zamanı. Allah güvenlik güçlerimizin ordumuzun her daim yanında olsun diyelim. Anadolu ile devam edelim. Anadolu Gazetesi'nin manşetinde belediyelere destek verilmeli. Başkan Kurt İstanbul'daki fuarda konuştu diyor. Pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Siyanara Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen en tek geri dönüşüm çevre teknolojileri ve sıfır atık fuarına katıldı. Başkan Kurt, sıfır atık uygulamaları konusunda tüm paydaşların birlikte hareket ederek belediyelere destek vermesi gerektiğini söylemiş. Bu konuda katılıyoruz ama bugün bir gazetemizde benli geri dönüşümün de aynı zamanda bir kamuoyu açıklaması var. Geri dönüşümde kontrolsüz ve ruhsatsız çalışanları engelleyemedikleri için Odunpazarı Belediyesi ile e, aralarındaki anlaşmanın karşılıklı olarak fesih edildiğini işin bu noktasını da değerlendirmek gerekiyor. İşitme engellilere umut olacak projeyi Milli iradede manşetine taşımış sevgili izleyenler, metle dönüşen proje bir haber daha seramik ve takı sergisi açıldı diyor. Büyükşehir Belediyesi seramikle takıyı konu alan çalışmalarıyla Profesör Sibel Sevim'in eserlerinden oluşan seramik ve takı sergisi seçkilerine ev sahipliği yaptı. Müzeler kompleksi yetkilileri 10 Kasım'a kadar serginin ziyarete açık olacağını ifade ettiler. Seramik ve takı ilgililerine buradan duyurulur. Şimdi gündemde bence hafta içinde de konuşulmaya devam edilecek bir konu. Uçağı doldurun seferler başlasın. AK Parti Odunpazarı İlçe Danışma Toplantısında konuşan AK Parti milletvekili Nabi Avcı havaalanıyla ilgili olarak Eskişehir Sanayi Odası, Ticaret Odası, üniversiteler bir araya gelip rapor hazırlasınlar. 65 kişilik uçağı doldurabiliyorsa biz Türk Hava Yolları üzerinden konuşacağız dedi. Bence Nabi Avcı adına eski de bir bakanımız aynı zamanda bir iletişim profesörü. Çok büyük gaf'lardan, hatalardan bir tanesi. Bu benim düşüncem. Niye? Zaten 65 kişiyi doldurduktan sonra benim bir milletvekilinin, bir siyasinin, bir bürokratın gidip Türk Hava Yolları ile konuşma yapmasına ihtiyacım yok. Bırakın 65'i 50 kişilik garantiyi bile alsam bir ajenta kurulur. Bir şekilde iş halledilir. O zaman bir milletvekilinin ya da bir lobinin, bir gücün bir şekilde bir hikmeti kalmaz o ortada. Şimdi biz yıllardır havaalanıyla ilgili süreci konuşuyoruz. Ee, yan tarafımızda Kütahya'da Afyon'da oralara hizmet veren havaalanları var. Sevgili Nabi Avcı'ya sormak isterdim. E, buralarda garantiyi acaba o şehirler mi verdi? Yoksa oradaki havalimanlarını yapan firmaya firmalara devlet mi verdi o garantiyi? Hani 5 kişi de gitse ben e, yıllık şu kadar kişi sayısını eğer gelmezlerse kendim ödeyeceğim diye. Ya da Aynı şeyi otoyollarda yaşıyoruz, köprülerde yaşıyoruz. Şu kadar araç geçme garantisi. Şimdi bu garantiyi mesela e, İstanbul'da 3. köprünün garantisini İstanbul halkı mı verdi? İstanbul Sanayi Odası ve Ticaret Odası mı verdi? Şu kadar araç geçer geçmezse biz öderiz diye. Devlet verdi. Dolayısıyla bu noktada biz siyasetin desteğini bekliyorsak eğer havalimanıyla ilgili olarak e, uçağı doldurma zorunluluğundan daha ziyade e, bir garanti vermeden bunu elde etmemiz lazım. Yani bizim... Kütahya'dan Afyon'dan oradaki havalimanlarından çok daha fazla insanı şu halde bile havalimanı tam işlemezken bile taşıdığımız ortadayken bu gerçek üzerinden konuşmamız gerekiyor. Genelde Eskişehir'den Ankara'ya rica yerine Ankara'nın istekleri Eskişehir'e bir şekilde dikte ediliyor. Siyasi anlayış içerisinde bu yanlış halen daha devam ediyor. Bir de havalimanı deyince niye biz illaki İstanbul'la Ankara'yla kıyaslıyoruz bunu? Mutlaka ara seferler olabilir bu şehirlere. Hızlı tren konusunda evet ulaşım daha rahat daha çabuk olabiliyor. Ama işin İzmir'i var, Gaziantep'i var, Antalyası var, Trabzon'u var, Erzurumu var, var da var. Yani e, örneğin mesela önümüzdeki hafta Eskişehirspor Giresun'la oynayacak. Orduya kadar. Uçak lazım olacak ama buradan Esenboğa'ya gitmek zorunda kalacak futbolcularımız ya da onunla birlikte gidecek taraftarlarımız. Bu tür durumlarda Eskişehir'den bir ajanta hani anlık bunun fizibilitesini yaparak bir sefer düzenleyebilir. İlla İstanbul diye burada bir şeyleri zorunlu kılmayı istemiyoruz biz ama Eskişehir gibi havacılığın çok önemli nirengi noktalarından biri olan Türk Hava Kurumu'nun ilk açıldığı yer olan Türkiye'deki sivil pilotların %90'ının yetiştirildiği yer olan Eskişehir'de, e, Sivrihisar halkının Sivrihisar'da da bir havalimanımız var, e, daha doğrusu bir hava alanımız var. E, kendi cebinden topladığı paralarla savaş uçağı armağan ettiği, e, Sabiha Gökçen'in gelip eğitim verdiği, ve Cihürkuş'un yerini tespit ettiği böyle bir topraklarda havalimanıyla ilgili bu tartışmalar. Çok garip kaçıyor. Önce pisti doğuya mı batıya mı uzatalım tartışması rahmetli unakıtan döneminde. döneminde. Şimdi de garanti verilirse Türk Hava Yolları ile konuşuruz. Garanti verdikten sonra ben de konuşurum sayın vekilim. E yani Türk Hava Yolları zaten 60 kişi 55 kişiyi bulduktan sonra kar amacı gidiyorsa eğer e bir şekilde bunu sağlıyor. E mesela hızlı treni düşünün. Hızlı trenin amacı kar yapmak mıdır hizmet vermek midir? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları olarak e, ulaşımı sağlamaktır. Ama bir garanti üzerine yapılmadı. Bir yatırım yapıldı. Bu yatırım daha sonra karşılığını buldu. Eğer Eskişehir'de de e, bir şekilde insanların taleplerine göre bir e, plan yapılırsa, bir sefer düzenlenirse, hani buradan e, akşam gidip sabah İstanbul'dan dönecek gibi garip olmasın bu sefer ama, mümkünse sabah buradan gidip, e, ertesi gün, dönecek şekilde düzenlenebilir ya da buradan havalimanına olan ulaşım daha kolaylaştırılabilir gibi gibi uzmanı değilim. Sadece bir kullanıcı olarak, bir tüketici olarak nacizane tavsiyelerde bulunuyorum. Dolayısıyla bir garantiyi beklememek gerekiyor. Sadece İstanbul'la Ankara'yla düşünmemek gerekiyor havalimanı algısındaki seferleri. Eskişehir'den Türkiye'nin dört bir yanına giden insanlar var. Biraz gidip otogarda otobüs terminalinde ya da trenlerde kimin kaç liraya kaç yere gittiğine dair çok kolay bir rapor da çıkarılabilir. Topu her seferinde her konuda biz sanayi odasına atıyoruz, ticaret odasına atıyoruz, üniversitelere atıyoruz. Bilemiyorum hani böyle düşünüyorum. Yanlış düşünüyor olabilirim. Yanlış düşünüyorsam affınıza sığınıyorum. Ama benim içimden geçen düşünce bu Eskişehir için. Şehirle devam edelim. Engelli vatandaşlar için çığır açan proje önemli bir proje. O yüzden şehir gazetesinin de manşetinde var. Tek tuşla çevirecek diye e, küresel model tepebaşı diye sür manşette bir haber var. Tepebaşı belediye başkanı Ahmet Ataç 52 ülke ve 500'den fazla katılımcıyla Etiyopya'da gerçekleştirilen 14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumunda Türkiye'yi temsil etti. Başkan Ataç akıllı kent gelişimi kategorisinde küresel model ödülü alan Türkiye'nin ilk belediye başkanı oldu. Önemli bir haber, e, akıllı kent gelişimi kategorisinde küresel model ödülü alıyor. Yani model oluyor ve küresel bir ödül alıyor Tepebaşı Belediyesi. E, tabii ki bilgi işlem e, müdürü aynı zamanda özel kalem müdürü sevgili e, Suat Bey de bu konuda e, önemli bir, vizyon açtı Tepebaşı Belediyesi'ni ama Ahmet Ataş da bu imkanı verdi. Dolayısıyla ben tebrik ediyorum Tepebaşı Belediyesi'ni bu anlamda güzel bir ödülle, şehrimizi gururlandıran bir ödülle dönüyor Eskişehir'e. Yeni gün efendim manşetinde devletimize sahip çıkarız diyen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın açıklamaları var. Onu da okumuştuk geride kalan dakikalarda. E, ee, Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Aydar Büyükelen Barış Pınarı Operasyonu ile yapılan ateşkese değinerek tedbir elden bırakılmamalıdır diyor. Toplumdaki hassasiyeti o da dile getirmiş. Gelelim spora. Çünkü kriz yine kapıda. Eskişehir Spor'da. Yarın ee, açık tribünde sevgili Yücel Yenilmezle birlikte tabii ki detayları masaya yatıracağız. Ama Eskişehir Spor'da yönetimle ilgili sıkıntılar, sosyal medyaya düşen fotoğraflar, İstanbul hegemonyasına karşı baş kaldıra bir kulüp, böyle bir duruşu temsil eden bir kulüpte bazı yöneticilerin başka takım formalarıyla çekilmiş fotoğrafları, mesajları, taraftarı artık şu noktaya getirdi. Taraftarın sesi isek açık ve net dile getirmek gerek. E, bu yönetim olacağına kayyum olsun. ...noktasına getirdi. E, neler olacak, bu kriz ne boyuta kadar gidecek bilemiyoruz ama... ...Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri'nin bir mesajı vardı dün. E, i̇mza yetkisi başkan ve yeğenin elinde. Bana karışma, mahkemeye gitme diyorlar. Genel kurulda kimse çıkamadığı için bu yönetim göreve geldi. Göz göre göre kulübün ve camianın yok olmasına izin veremem diyor. Sulh ceza mahkemesini üye olmayan isimlerin e, bir şekilde yönetime girdiğiyle ilgili itirazı olacak, e, mahkemeye verecek. Dolayısıyla e, ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bugün saat 3 gibiydi e, sanırım başvuruda bulunacak taraflara bir çağrı yaptı Murat Diri. Efendim Akisar deplasmanındaydık. Deplasman öykülerinde e, maç öncesi görüşler, röportajlar bunları sizlerle paylaşacağız hafta içinde. Ama e, açıkçası sahada çok basit goller yedik tabirinin daha da ötesine geçen gollerle mağlup olduk. Belki puan çıkarabilirdik özellikle ikinci yarıdaki oyunla ama maalesef e, yine eli boş döndük. Giresun deplasmanı var. Yine uzak ve zor bir deplasman olacak. Çünkü Giresun'la yapacağımız maç 6 puanlık bir maç değeri taşıyor. E, primlerin ödendiği... ...söylendi. Doğrudur. Menemen maçıyla ilgili prim maça yetiştirildi diye biliyorum. Orada şahit oldum kendimde çünkü. Ee, ama diğer ödemelerle ilgili soru işaretleri gündeme gelmeye başladı. Dediğim gibi bunların ayrıntılarını bir şekilde yarın ee, bu ekranlarda saat 20'de açık durumunda konuşacağız. E, ama dediğim gibi kafalarda çok ciddi soru işaretleri var. Taraftarı çıldırtan bir görüntü var. Formunu giy, kaç kolunu tak, TV karşısına geç, takımın maçını seyret diye taraftarlardan bir yöneticimize e, Galatasaray formalı ve atkılı fotoğrafıyla ilgili bir görüş. Hemen akabinde de Eskişehirspora Spor'a ihanettir açıklaması var. E, Galatasaray forması çocuğuna giydirdiği ile ilgili bir iddia var. Kulübün resmi hesabından bununla ilgili yapılan bir açıklama var. O benim çocuğum değildi. Orada Galatasaray formalı bir çocuktu. Ben de kendisine Eskişehir Spor forması vermek için yanına gittim, çağırdım tarzında. Ee, dediğim gibi kafalar biraz karışık. Takımda 3 günlük bir e, izin söz konusu. Kafa izni diyelim biz buna. Teknik patron Coşkun Demirbakan cuma günü deplasmanda Akisar'la karşılaşan ve 2-1 yenilen siyah kırmızılı takıma moral izni verdi. 3 günlük izne çıkan futbolcular bugün efendim akşam tesislerde toplanacaklar ve 9. E, hafta maçı hazırlıklarına başlayacaklar. 27 Ekim Pazar günü saat 16.30'da oynanacak karşılaşma Giresun'da bu detayı da sizlerle paylaşalım. Onda onda bugünlük noktayı koyalım sevgili izleyenler. Eskişehir.net ekranlarında gündemi, şehirdeki gelişmeleri ve renkli içerikleri olan farklı programları bu hafta da sizlerle buluşturmaya devam ediyor olacağız. Ben Soner Yüksel tekrar hepinize mutlu, güzel, sıcak bir hafta diliyorum efendim. Hoşçakalın.